Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Arman. Yanımızda sosyal medyadan çok iyi tanıdığınız Hüseyin Çevik var. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Gündem oluyorsunuz sürekli. Elhamdülillah. Bazen kıskanmıyor değilim. Eyvallah. Neden sosyal medyadasınız? Neden sosyal medyada? Şu anda Z kuşağı diye tabir edilen herkes sosyal medyada ve şu anda kadın, erkek, yaşlı, genç herkes ama herkes elinde bir telefon akşama kadar böyle olduğu için dedik ki onlar böyle yaparken arada biz de çıkalım, değil mi? Çok sinirlisiniz. Öyle. Olmamız lazım. Niye olmamız lazım? Çünkü semtimiz Bağcılar. Tehlikeli bir yerdeyiz. Hatta hala mesajlar geliyor. Hocam korkuyorum senin oraya gelmeye diye. Bağcıların hocası sinirli mi olur yani? Biraz manyak oluyor onlar. Ya onlarca yapımla alakalı bir şey. Yani insanın yapısıyla alakalı bir şey var. Ama şimdi biz Allah için genelde sinirleniyoruz. Normalde mesela seninle otururuz, çay içeriz. Hiç sinirlenmem. Ama mesela vatan için, devlet için, Allah için, namus için, din için bir şey olsa ben sinirlenmiyorum, cinleniyorum direkt. Benim huyum bu. Yapacak bir şey yok. İnsanlar da beni de böyle kabul etti diye ümit ediyorum. Cinleniyorum dediniz. Cinlerle alakalı bir videonuz vardı. İzleyelim. Banyo kimin mekanıydı banyo? Cinlerin mekanı. Sen banyoya gittiğin zaman, donunu sıyırdığın zaman cinlere nakten yayın yapıyorsun kardeşim. Ne yapacaktık? Girmeden önce, soyunmadan önce Bismillahillezî la ilahe illahu dersen şifre girer cinlere. Ya Şilandiyo'da ne güzel izliyorduk, ne oldu? Şifre girdi, kapandı. Cinler canlı yayın kesiliyor. Tabii. Normalde sen o duayı okumadan soyunursan cinler seni izliyor. Bunu söyledik burada kardeşim. Adamlar çekirdek çitliyor, seni izliyor. Tabii. Oo diyor, her taraf orada da Allah sana akıl fikir ver. Artık ne diyor bilmiyorum da. Ama sen o duayı okursan cinlerin naklen yayın kesiliyor. Evet. Banttan yayın izler artık. Ne yaparlar bilmiyorum. Allah selamet. Evet. Ya şimdi işte takip etmenin yararları. Direkt konuya giriyoruz. Şimdi cinlerle alakalı videomuz, cinlerle alakalı niye konuşuyoruz biliyor musun kardeşim? Şimdi dalga geçmek olmuyor mu bu cinlerle? Yok. Bak şimdi cinlerden korkmayacaksın. Niye? Akşama kadar en az 10, 20, bazen günde 50 tane mesaj geliyor. Cin, oğluma cin musallat oldu, karıma cin musallat oldu, kocama cin musallat oldu. Yani bakıyorsun memleketin yarısına cin musallat olmuş. Mecburen video yapıyoruz. Kardeşim diyoruz ki tuvalete girmeden önce Bismillahillezî la ilahe illahu de zikir, bu hadisten kaynak veriyoruz. Cinler seni göremez diyoruz. Araya perde girer. Buna bakıyorsun alay malzemesi yapıyorlar. Biz yapmıyoruz. Onlar yapıyor alay malzemesi. Bunu biraz daha eğlenceli hale getiriyorsunuz aslında. Yani insanlar izlesin diyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Çünkü millet akşama kadar komedi, fıkra şey izliyor yani. Şarkı türkü izliyor. Biz izlesin onu izleyeceğini. Bu kadar basit aslında. Bir videonuz var. Nedir? Tuvaletle alakalı. He. Öncelikle o videoyu bir izleyelim. Devletmiyoruz. Ayakta kesinlikle tuvaletimizi yapmıyoruz. Çöküyoruz. Bakın çöküyoruz. Tuvaletin adam budur. Çöküyoruz. Efendimiz Aleyhisselam demişler. Küçük tuvaletini yaparken sol böbreğini sıkar, sağ kulağını kapatır. Sünnettir bu. Küçük tuvalette. Büyük tuvalette ise şakaklarına bastırırdı. Büyük tuvalette ıkınma, zorlandığınız zaman buradaki şakaktaki damarların yani patlama riski, yani bazı insanlar o kadar çok kendini zorluyor ki buradaki damarların sıkıntı olmasın diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şakaklarına bastırarak yaparmış büyük tuvaletini. Burayı anladık. Mutlaka ama mutlaka iyice temizlenmemiz lazım. Özellikle büyük tuvalette iyice temizlenmemiz lazım. Evet, bu videoyu izledik. Ben de çok garipsedim ilk başta. Dedim ki ya gerek var mıydı? Sayın Hüseyin Çevik, gerek var mıydı bu videoya? Gerek vardı tabii ki de. Neden? Niye? Ümmet-i Muhammed'in gençleri vesvese hastalığına yakalanmış. Vesvese nedir biliyor musun kardeşim? Vesvese şeytanın insanı oyuncak etmesidir. Vesvesenin kaynağı hadis-i şeriflerden yola çıkarak baktığımız zaman tuvalettir. Tuvalete girişin, tuvalete çıkışın, tuvaletin içinde yaptığın ahvaller sünnet üzere olmazsa vesvese hastalığına yakalanıyorsun. Bu sefer namazda namazım oldu mu? Orucum oldu mu? Zikrim oldu mu? Kur'an'ım oldu mu? Oldum bu oldum, millet deliriyor. Biz de dedik ki tuvalet adabını anlatıp sünnet üzere hadislerden yola çıkarak. Yani baktığınız zaman millet bunu alay malzemesi, yok işte tuvaleti ne yaptınız, dini ne yaptınız haline getirdi. Hayır kardeşim, sünnet neyse biz onu yaptık. Bununla alakalı da bir sosyal medyada yayın yapan bir Abdurrahman Uzun var. Yayıncı kendisi. O da size bayağı bir tepki gösterdi. Hatta onun tepkisi bayağı gündem oldu. Ya onun, Abdurrahman Uzun'un derdi belliydi. Aslında ben onu daha önce konuştum. Abdurrahman'ın arkadaşlarına ben biraz dokundurmuştum. Nasıl? O Serdar Tuncer var işte, Bekir Develi var. Ben onları ufaktan bir dokundurmuştum. Daha önceden de bu Abdurrahman Uzun'un itikadi birkaç tane sıkıntısı vardı. Ya yine şimdi ya çok bilmiş cevap verir de bunu eğer bu videoyu görürse. Abdurrahman Uzun denen adamın kim olduğunu zaten ben o videoyu yaptıktan sonra bana gelen yüzlerce mesajdan anladım. Ne mal olduğunu anladım. Pirin peşinde olduğunu. Hükümet yalakalığını o kadar üst seviyeye taşıdı ki başka boyutlara getirdi. Zaten onun ne mal olduğunu bütün millet biliyor. İtikad olarak hiçbir şey yok. Efendimiz Aleyhisselatü, şunu söyleyeyim kardeşim. O videoda ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynen böyle konuşuyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyorum. Tuvalette, büyük tuvaletini yaparken böyle yapıyormuş diyorum. Utanmadan, sıkılmadan diyor ki ben tövbe haşa, yine utanarak söylüyorum. Diyor ki peygamber böyle sıçarmış. Ya bunu bir Müslüman konuşamaz. Bunu Vatikan'daki vallahi de billahi
de papa söylemez. Ama papanın söylemediğini Abdurrahmanoğlu söyledi. Bana dedi ki bunlar diyor papaz olmaz diyor. Bana diyor papaz diyor. Kendi ahvaline baksın. Neyse ağzını bozmak istemiyorum Bekir da. Lüzumsuz bir adam. Bekir Develi ile Serdar Tuncer dediniz. Bekir Develi ile Serdar Tuncer'in karşısına konuk ettiği adamların %70'i itikadı bozuk adamlar. Bak bunu Cübbeli Ahmet Hoca da çok yaptı. Serdar Tuncer özellikle zaten iyice giderek bozuldu. Kendini iyice bozdu. Zaten özellikle onun ismini veriyorum bu aralar. Asıl mevzu şuydu ilk başlarda. Karşısına konuk olarak aldığı kişilerin neredeyse bak %60'ı %70'i itikadı sıkıntı adamlar. Ayet ve hadis inkarcı adamlar. Ben bunu konuşmak zorundayım. Ya diyorum tamam Bekir Develi düzgün bir adam olabilir. Tamam hadi cici bir adam. Serdar iyi konuşabilir. Hoş bir adam olabilir. Tamam. Ama kardeşim diyorum karşısına koyduğu adam bozuk diyorum. Ayet inkarcısı, hadis inkarcısı. Diyorum ki mesela ya bu bizim Bekir Develi bunu konuk aldıysa bu adam iyi biridir. Serdar konuk aldıysa iyi biridir demezler mi? Derler ama diyorum ki bozuk adam. Biz bunlardan böyle yani bir diyalog başladı. Yani çok konuk aldığı insanların sıkıntılı olduğu. Aynen öyle. Mevzu buradan başladı işte. Abdurrahman da oradan kendine prim yaptı. Başka bir şey değil. Bizim üzerimizden prim yaptı Abdurrahman. Başka bir şey yok yani. Neyse fazla onun hakkında konuşmak istemiyorum. İsmini bile duymak istemiyorum da lüzumsuz biri yani. Neyse. Peki merak ettiğim bir soru daha var. Bunu sadece siz yapmıyorsunuz. TikTok'ta işte YouTube'da başka yayın yapan insanlar da yapıyor. Cinsellik videoları. Bir hoca cinsellik hakkında evet dini bir bilgi verebilir. Ama bunu sosyal medyadan yayınlamak ve sürekli yayınlamak doğru mu sizce? Sosyal medyadan yayınlamak en doğrusu. Dedim ya sohbetin başında. Zaten herkesin de böyle. Adam diyorum ben açık konuşacağım kardeşim. Erotik sitelere girip bir şeyler bakana kadar bizden öğrensin de. Biz hadisten ilmihalden konuşuyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarıyla nasıl birleştiği kitapta yazıyor. Hangimiz kitap okuyoruz? Gençlerin hangisi kitap okuyor? Allah aşkına soruyorum ben. Onlar izlemediği için ben de mecburen sohbetlerde erkeklerle kadınların evlerin nasıl bir cinsel hayat olması gerektiğini söylüyorum. Ama ben hadisler ışığında söylüyorum. Allah Celle Celle eşleriniz sizin tarlalarınızdır buyuruyor. Onlara dilediğiniz şekilde yanaşın. Tarlalarınızdır derken hani tarlanır ekersin biçersin. Yani kadının doğum yaptığı bölgesinden yanaşınız diye ayet var. Ayet. Ama bunu bilmiyorlar. Günaha giriyorlar. Bize mecburen anlatıyoruz. Bana bunu diyen adamların hepsi Allah bilir hepsi takva numarası yapıyor. Niye anlatıyoruz? Bunlar besmelesiz iş yapıyor. Sokaklar besmelesiz dolu. Herkes görüyor. Bakıyorsun ateist, deist, Marksist, Leninist, agnostik, ateist. E sen de biliyorsun kardeşim sokak röportajlarında. Ben seni de izliyorum. Uzatıyorsun. Adam diyor ki deistim. Öteki diyor ki ateistim. Ben de diyorum ki kardeşim besmelesiz iş yaparsan çocuğun böyle oluyor. Besmeleyle yap. Adabına göre yap. Edebine göre yap. Paçanı mesela donunu tam sıyırmayacaksın. Sünnet olan bu. Tam soyunmayacaksın. Sünnet olan bu. Ya da soyunuyorsan üzerine bir şey alacaksın. Ne var bunda? Hüseyin sapık oluyor. Hüseyin sapık değil kardeşim. Asıl sapık olan bana bu yaftayı vuranlar sapık. Patala kütele iş yapıp neydi belirsiz neyse işte çoluk çocuğu zaten ortada görüyorsunuz. Biz diyoruz ki çoluğumuz çocuğumuz Müslüman olsun, ehli sünnet olsun ama bu işin şeyi temel atma töreninde başlıyor. Çok güzel bir örnek bu. Temel atarken bozuk atarsan ne olur kardeşim? Bina yıkılır. Bize diyoruz ki temel atma töreninde bak üstü kapalı söylüyorum daha ne yapayım yani. Temel atma töreninde düzgün yaparsan çocuk ne olur? Sağlam olur. Bina gibi. Bence başka bir söze gerek yok yani. Güzel ifade ediyorsunuz kendinizi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Peki şunu da merak ediyorum. Yine aynı cinsellik üzerinden gidecek belki ama. Allah'ım yarabbim. Yani çok var videonuz böyle. Tamam da kardeşim neyse tamam sor neyse. Var ama abi. Vallahi şimdi billahi ya. Ben açıkçası size geleceğimi söyledikten sonra sosyal medyada çok soru geldi. Dedi ki hoca neden cinsellikle alakalı sürekli konuşuyor? Dedi ki işte o tuvalet mevzusunu özellikle sormanı sıkıştırmanı istiyoruz dedi. Bir de huri videosu var. Bir verelim ekrana. Biraz hurilerden bahsedelim. Bir huri dünyaya tükürse dünyadaki bütün okyanuslar, denizler, göller, nehirler bal olur tadından içilmez. Bir huri başındaki yaşmağı dünya üzerine sallasa onun kokusundan dünyadaki herkes keyiften bayılır. Bir huri kolundaki bilezikleri dünyaya sarkısa güneş söner, ay söner, yıldızlar söner. Bir huri dünyaya inse dünyadaki bütün erkekler onunla evlenilmek için kendini öldürür. Hepsi 18 yaşında, hepsi bakire, her ilişkiden sonra tekrardan bakire oluyorlar. Hepsi tomurcuk memeli. Hurin üstünde 70 kat elbise olacak. 70 kat. Ama hepsi şeffaf. Hepsi ayrı ayrı renk ama. O kadar ince ki aynı sinek kanadı gibi teni gözükecek. Teni bembeyaz. Huri videosunu izledik. Şimdi gerek var mıydı diyeceğim. Cevabınız ne olacak? Ya huri videosunda benim anlattığım hadislerin aynısını birebir şekilde diğer ehli sünnet hocalar da aynısını anlattı. Mesela kim? Cübbeli Ahmet hocanın var. Halil Konakçı. Zaten ikisi yeter. Türkiye'nin şu anda en bilinen iki hocası var. Cübbeli Ahmet hoca. Halil Konakçı var yani. İki bilinen. Ya da başka isme gerek yok. Evet. En çok izlenenleri yaptı. Söylediğim hadislerin birebir aynısını. Kelime kelime. Hadis zaten da değiştiremez. Aynısını söyledi. Ha bunlar zamanında beni sözde işte yakaladılar bir yerden. Oradan yükleniyor. Hala geçen gün biri paylaşmış. Deniz Akkaya. Deniz Akkaya paylaşmış benim huri videosunu. Bana sapık diyor. Bilmem ne diyor. Ya geçin bu işleri. Kendi cemaatinize, kendi cemiyetinize bakın. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Gelelim mevzuya. Ben orada hurilerin özelliklerini hadislerden, ayetlerden yola çıkarak anlatıyorum. Ama bak peşine diyorum ki Allah aşkına bak burayı iyi anlasın insanlar. Peşine diyorum ki kardeşim Rabbimiz diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bakın harama bulaşmayın. Zina etmeyin. Helalle yetinin. Sapıklık yapmayın. Cennette sizi bunlar bekliyor. Şimdi ben sapık oluyorum. Sözüm bu. Diyorum ki el alemin karısına kızına bakma. El alemin namusuna bakma. Cennet
tuvalette seni huri bekliyor diyorum. Sapık ben oluyorum. Bunlara bakınca bunlar her şeye tecavüz eder. Kediye köpeğe tecavüz eder bunlar. Çoluğa çocuğa tecavüz eder bunlar. Bunlar sapık olmaz. Kendinden küçük kızlarla evlenirler. Bunlar sapık olmaz. Ama bir Müslüman evladı kendinden 10 yaş küçük biriyle evlense sapık oluyor. Ya bunların derdi şu. Bunlar Müslümanlar ne yaparsa gözüne batıyor bunları. Nereden yakalarsak oradan bunları vuralım. Peki başka bir şey merak yok. Merak ediyorum. Kendi merakım. Bazı kadınlar diyor ki erkekleri huri bekliyorsa bizleri de nuri bekliyor diyor. Bunu diyen şey? Bunu diyen kadın dinden çıkar. Bak dinden çıkar. Kadınlar dünyadaki eşleriyle evlenecekler. Niye? Allah Celle Celaluhu erkeklere bir fıtrat vermiş, kadınlara bir fıtrat vermiş. Erkeklerin şeyi cinsellik üzerinedir. Kadınlardır zaafı öyle söyleyeyim. Erkeklerin maalesef ya yaratılış gereği bu. Maalesef demeyeyim de yaratılış gereği erkeklerin zaafı kadınlardır. Bunu görüyoruz etrafımızda. Gençlerden görüyoruz, ortamdan görüyoruz. Erkeklerin zaafı kadınlar. Yani tercih alanı kadınlar. Kadınların ne? Mücevherat, altın, bilezik. Kadınlara da cennette bunlar var. Kadınlar da cennette zaten kıskançlık alınacağı için herkes cennete girmeden önce sen de hoşuna gitti herhalde. Şimdi cennete girmeden önce bir nehir var. Hadislerde geçer. Kadınlar erkekler o nehre daldırılıp çıkaracak. Bütün kıskançlık gidecek. Ne oldu? Sevindim. Vallahi ben bilmem kardeşim. Hadis okuyorum ben sana. Hocam, bütün kıskançlık öyle, alınacak. Öyle bir girdi ki. Yani evet, kıskanmayacaklar. Hani bu dünyada kıskananlar var. Ya kadının bir tanesi ne yazdı biliyor musunuz? Resmen kafir oldu. Bu nasıl Allah dedi. Aman ya Rabbi. Direkt kafir. Bu nasıl Allah dedi ya. Dedi kadınlara dedi. Hiçbir şey yok. Erkeklere Allah dedi. Allah eleştiriyor. Bu nasıl Allah demek? Kafir eder adamı. Tabii. Peki, bu kadar basit. Bir cümlenizle tüm Türkiye'deki Berkecanları zan altına ve item altına bırakın. Hayda sen de mi? O videoyu bir izleyelim. Şimdi bu Berkecan'la alakalı iyi hatırlattın. Mesela biz Berkecan'la alakalı diyorlar ki bazıları yormuyor. Ya diyor eski Türk kahraman var işte Berke Han. Arkadaşım o Berke Han. Bunlar Berkecan. Anladın mı? Evet videoyu izledik. Evet. Şimdi Berkecanların hepsi Berkehan değil de Berkecan. Ama sen de güzel yapıyorsun ha. Ben Rizeliyim. Rizeli biraz bastıra bastıra konuşuyoruz. Şimdi o muhabbet doğaçlama oldu. Tepki gelmedi mi? Gelmez oğlum. Kadınlar bu sefer bana tepki veriyor. Oğlum işte senin yüzünden bana şey diyor. Sen nasıl anasın niye adın Berkecan? Ya arkadaşım ya Berkecan olsun da Berkecan gibi Berkecan olsun. Ama baktığın zaman şu anda Berkecanların hepsinin kaşı gözü ayrı oynuyor. Yapacak bir şey yok. Hani şunu söyledik. İşte Kerimcan biliyorsun. Evet. O Kerimcan da bizim videonun altına yorum yaptı. Hocam aşkım falan yazdı bana. Sapık mıdır nedir manyak? Kerimcan Durmaz. Kerimcan Durmaz yorum yazdı. Aşkım hocam babay mı ne yazmış? Öyle bir şey yazmıştı herhalde. Neyse. Sonuna maalesef diyorsun. Ya bir can gelince çocuklar böyle bir değişik oluyor. Diyorsun ki koymayın. Mesela Kerimcan, Berkecan, bilmem necan. Hakikaten bir baktığında analiz ettiğin zaman yadırgama için konuşmuyorum. Vallahi bak bana ne. Ama bir can geldiği zaman çocuklar böyle bir tuhaf olur. Berke koy, Kerim koy. Ama can koyma diyoruz. E niye koyma? Bana ne koyuyorsan koy. Ama bir değişiklik oluyor fıtratta. Ben yani bunu söyledim. Kişinin ismi, kişinin karakterini etkiliyor mu? Etkilemez olur mu be kardeşim ya? Etkilemez olur mu? Mesela duyduğuma göre yanlış olmasam Hazreti Hüseyin de böyle biraz bazen böyle bir sertlikleri varmış Hazreti Hüseyin radıyallahu anh. Rabbim şefaatine nail eylesin. Amin. Yani baktığın zaman ismi neysen müsemma olur. Mesela Hatice isimli kadınlar heybetli olurmuş Hazreti Hatice validemiz. Ayşe isimli hanımlar minyon olurmuş Hazreti Ayşe validemiz. Örnekler bunlar. Muhammed ismi çok ağır bir isim, güzel bir isim. Onu taşıyan insan illaki ömrü boyunca onun ismin ağırlığıyla beraber bir yaşantı sürüyor. Kişi ismiyle mahşerde çağrılacak. Kişinin ismi Muhammedse cehennemden önce çıkacak. Hadis-i şerif okuyorum ben. Hadis-i şerif var. Muhammed isminde diyor. Bir evde 3 Muhammed'e kadar izin var. Gelelim Berkecan'a. İsimlerle alakalı sohbet yapıyoruz. Ben orada konuşurken bir kardeşlik hocam dedi Berkecan'lar ne olacak dedi. Şimdi bu Berkecan'la alakalı iyi hatırlattın. Mesela şimdi öyle deyince bir doğaçlama oldu anladım. Dedim onlar Berkehan bunlar Berkecan dedim yani. Arkadaşım o Berke Han bunlar Berkecan. Orada maalesef. Şimdi sokaklarda görüyoruz. Aha Berkecan hoca diyorlar. Şeye gittik Gaziantep'e deprem bölgesine. Arkadaşlarla yürüyoruz. Karşıdan 3-4 tane hanımefendi geliyor. Berkecan 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 diyor. Arkadaşım dedim Berkecan'ı bırakın şu Berkecan'ı ya. Hocam sizin bir videonuz var. Bir yürüyüş var. Elhamdülillah. Yılbaşında, yeni yılda. Yeni yılın öncesinde mi yaptığınız bir yürüyüş? O gece. O gece yaptınız değil mi? 31 Aralık gecesi. Bir, bu yürüyüşe ne gerek var? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz bir onun... ayaklanma başlamaz mı burada? Bir toplumsal karışıklık. İşte bir tarafta cemaatçiler deniliyor. Bir tarafta işte cemaat karşıtları deniliyor. Bir tarafta Müslümanlar, bir tarafta olmayanlar. E bu ülkede her türlü dine inanan vatandaş var. Siz bu yürüyüşü yaparken birilerini kışkırtmaya mı çalıştınız? Şimdi bak biz onu söyledik ama anlayışı kıt olan insanlar olayı büyüttü. Biz dedik ki kardeşim o gün burası mescit izdiham. 350-400 kişi var. Mescidin kapasitesi tam kapasite doldu. Dışarıda kalan adamlar oldu. Dedik ki bizim her sohbetten sonra ikramımız olur. Buralara şu gördüğün yerlere insanların cemaatin oturduğu yere sofralar seriliyor. Şimdi o kadar 300-400 adam varken sofra serilebilir mi? Dedik ki biz bir dışarı çıkalım. Sofralar serilsin sonra geri geliriz. Dedik ki kardeşim biz bir dışarı çıkmışken şöyle dedik bir şuradan ya bak abartmıyorum 500 metre. 500 metre.
Bir tur atalım. Hem de dedik sokakları sarıklı cübbeli görmüyor bayağıdır. Bir tur atalım. En azından insanlara bir sevinsin. Yılbaşı gecesiyle alakası yok mu? Ya ne alakası var? Ya hiçbir alakası yok. Biz bunu daha önce de yaptık. İki kere daha yaptık. O zaman niye tepki gelmedi? Mevzu anladın mı? Ya bunlar vuracak bir yer arıyor ama hep söylüyorum. Bunlar bir yerden yakalayalım, oradan vuralım. 500 metre yol yürüdük. Yüz binlerce mesaj geldi. Elhamdülillah çok güzel olmuş, çok sevindik. Sokaklar sarıklı, cübbeli, takkeli gördü diye. Müslümanlar böyle yorum yaptı. Diğerleri işte siz nasılsınız, siz şöylesiniz, siz böyle o Abdurrahman olsun denen işte. Neyse o. Ona da mı tepki gösterdi? Ya o zaten oradan yürüdü o. O beni oradan zaten cinlendirdi o. Yok bunların diyor sakalına bak diyor. Bakmayın diyor bunların Müslüman gözüktüğünü. Bunlar Müslüman diyor. Bana gavur diyor resmen ya. Utanmadan sıkamadan resmen bana gavur diyor. Kendi ahvaline baksın. İtikatsız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret ediyor utanmadan. Benim yürüyüşüme laf ediyor. Neyse ağzımı almış. Şimdi ağzımı bozacağım olmayacak. Ya 500 metre yol yürümüşüz. Millet diyor ki Müslümanlar diyor ki elhamdülillah. Gavurlar diyor ki siz nasıl iş yapıyorsunuz? Bu da gavurlarla aynı dili kullanıyor. Bana saldırıyor. Ne işiniz var ortalığı yavsul bak Allah biliyor. Açın video duruyor. Bir Allahu Ekber demedik. Bir salavat getirmedik. Ses çıkarana ben bağırdım dedim. Bak ses çıkaran ben döverim dedim. Aynen böyle videoda duruyor. Sakın ha dedim ses çıkarmayacaksın. Çıt çıkarmayacak. Kardeşler dedi ki hocam dediler. Yürüyüş yolu var şurada. Bağcılar yürüyüş yolu. Bir kilometre falan. Yüz binlerce insan yürüyor. Yüz binlerce sabah akşam. Dediler oradan girelim dedim. Sakın ha. Sakın ha dedim. Bizim maksadımız provokatörlük değil. Hemen 500 metre şuradan U yaptık ya. Çok basit. Yani arabayla 30 saniyelik bir yol. Düşün yani. Geri döndük bu kadar. Olay bu yani. Hiç geldik sofraya oturduk. Emniyet ayağa kalktı. Solcular ayağa kalktı. Bir de Abdurrahman ayağa kalktı. Bir de bazı neyse neydi belirsizler ayağa kalktı. Bize saldıranlara baktığın zaman saldıranlar emniyetten Allah razı olsun hiçbir şey demediler. Hatta Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü mübarek komiser de bizi çağırdı. Hocam dedi gözünü seveyim keşke dedi haber verseydin. Aynen böyle yani yaptığın yasa dışı değil dedi sıkıntı yok. Ama dedi keşke dedi bize haber verseydin dedi. Hani bak dedi görürsen insanlar tepki verdi. Bu kadar yani yasa dışı hiçbir şey yok. Slogan yok slogan Allah'a ekber bile demedik be kardeşim. Evet, ama evet. Baktığın zaman ortalık karışıyor. Niye sürekli reddiye yapıyorsun? Yani insanlara sürekli sen yanlışsın demek öbürüne sen yanlışsın demek. Bir sen sormamışsın zaten bu soruyu tam oldu şimdi. Doğru mu? Ünlü olmaya mı çalışıyorsunuz yoksa? Elhamdülillah gerek kalmadı. Elhamdülillah Rabbim bizi ünlü etti zaten. Ben sana söyleyeyim yani. Yoksa sürekli birilerine sataşıyor musunuz? Sana da sataşacağım az kaldı. Buyurun. Ben sana da sataşacağım az kaldı. Bak kardeşim reddiye kime yapılır biliyor musunuz? Reddiye hak edene yapılır. Reddiye ne demek? Bir adam mesela ortaya bir görüş sunuyor. Adam diyor ki ya bu hadisi var ama bu hadiste bir sıkıntı var. Reddiye reddetmek. Onun o görüşünü reddedip hak olan doğru olan görüşü ortaya sunmak. Bu kadar basit. Adam çıkmış ayet inkar ediyor. Adam çıkmış hadis inkar ediyor. Adam çıkmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ağza almayacak kelimeler söylüyor. Ben ona kalkıp niye reddiye yapmayayım? Niye ona cevap vermeyeyim? Niye konuşmayayım? Ben sana soruyorum. Allah için soruyorum sana ya. Adam Allah'ı seviyor, Kur'an'ı seviyor, kitabı seviyor. Hüseyin susacak. Yok öyle bir şey. Hüseyin susmaz. Hüseyin yükselir. Hüseyin bas bas bağırır. Öyle işine geliyorsa tehdit bile ederim. Kime reddiyeler yaptın? Yapmadığım adam kalmadı ki piyasada. Ehli sünnet hocalar hariç herkese. Size reddiye yaptıklarında ne düşünürsünüz? Kimse bana reddiye yapmadı biliyor musun? Yapamaz. Çünkü itikadi hiçbir problemi yok. Bak reddi itikadi problemlere yapılır. Bana sadece ağzı bozuk, üslubu bozuk. Bilmem. Gel şurada bir sohbet yap bakayım. Onlara o usulle konuşuyorum. Ben ilmi reddiye konuşurum. Tasavvufi konuşurum. Karşındaki muhatabın neyse hitabın ona göre oluyor. Anladım. Reddiye meselesinde Allah için reddiye yapıyorum. Başka bir şey için değil. Kimlere reddiye yaptın? Mehmet Okuyan, Caner Taslaman, Mehmet Görmez, eski Diyanet İşleri Başkanı, Mustafa İslamoğlu, Mustafa Öztürk, Mustafa Karataş. Yani bunlar kelleler. Mustafa Karataş'la alakalı bir videonuz var. Bir izleyelim. İlk başından izlemedik biz. Hani yatsı namazını kılıp sonradan açtığımız için formatı da bilmiyorum. Bir baktım orada Çağla Şikel var. Yanında Kanal 7'nin spikeri var. Orada Mustafa Karataş lan dedi ne oluyor burası? Anlamıyorum çünkü sonradan açtığım için bilmiyorum mevzuyu. Neyse Mustafa Karataş bütün moralim bozuldu. Kesin var aslında daha fazla yardım toplamadı da bereketini kaçırdı. Hepinizin bildiği üzere. Gerçekten ama gerçekten. Onu görünce çok moralim bozuldu. Ama o 50 milyar deyince ama bir sevindim. Yanlış olduğunu ayıktım. Nereden ayıktım biliyor musun? O 50 milyar diye gürleyince tamam. Teyit aldım kardeşim 50 milyar. Sanki yani cebine çıkıyor artist. Kapı komşum bilmem ne. 90 küsür bin liraydı. Lan dedi bu adam 50 bin lira 50 milyar yaptıysa 140 küsür bin lira olması lazım. Ben böyle düşünüyorum. Dedim kesin bu işte bir dümen var. Allah dedim onu rezil etti. Rezil oldu. Ha, o adamın adına biraz olsa üzüldüm ama Mustafa kardeşim Allah biliyor. Çok sevindim. Dedim elhamdülillah rezil oldu. Ben bir de neyi fark ettim biliyor musun arkadaşlar? Ben yıllardır işe giderken Çamoğlu'nun önünden geçiyormuşum. Lan kafayı bir çevirdim yeni Çamoğlu oldu. Allah dedim. Çocuğum olmuş gibi sevindim lan. Hani niye sevindim onu da bilmiyorum da neyse. Evet. Mustafa Karataş denen adam ayetle mütevatir hadis demek ayet hükmünde demek. Mütevatir hadis ayet hükmünde demek. Ayet hükmünde olan Hazreti İsa'nın inişini inkar ediyor. Mustafa Karataş. Bitti. Bak bir sürü şey var ama başka hiçbir şey konuşmaya gerek yok. Mütevatir hadisi inkar eden İslam dairesinden çıkıyor ve bu adam profesör bilmem doçent bilmem ne. Türkiye'de herkes tarafından sevilen adam Hazreti İsa'nın inişini inkar ediyor ya. Böyle bir şey var mı kardeşler? Allah razı olsun konuşuyorum. Ben bu adamı niye reddi yapmayayım? Çarşafa gerek yok. Allah'ın ayeti var. Cillap ayeti var. Var mı bu videoları? Var kardeşim. Televizyonda Show TV'de söylüyor bunu. Kanal 7 söylüyor. Verelim ekranı. Bir kurtarıcı bundan sonra gelmeyecektir.
sevgili kardeşlerim. Buhari'de sahih hadisler içerisinde İsa gelecek diye bir haber yok mu hocam? Sen hadisçisin. O haberleri ben de biliyorum. Bir hadisin sahih olması itikatta delil olması için yeterli değildir. Ben Allah için reddediyorum kardeşim. Başka hiç nefsani hiç kimseye reddediyorum yok. Ya yine sinirlendirdin beni ya. Peki son olarak Mahmut ondan sonra Erkan. Niye sinirleniyorsun? Mahmut Erkan. Abdurrahman denen eleman. Heh. Yine Abdurrahman. Ya yine eleman. Yani. Ya baştan. Programın başında Abdurrahman'a siz taktınız Abdurrahman. Hayır o bana taktı ben ona takacağım. Şimdi başka bir şey takacağım ben ona. Eleman ismini takacağım. Bana diyor ki Hüseyin Çevik diye bir eleman çıkmış ya lafa bak. Eleman ne lan? Terörist miyim ben? Eleman sadece teröristlere denmez ki. Genelde bizim kullanılan kelimelerde mesela teröristlere terör örgütün bilmem ne elemanı diyorlar. Eleman yani. İşlerinde çalışan adam eleman denir. Başka aynen. Ne eleman diyecek? Aynen. Bana o anlamda eleman diyeceğini tahmin etmiyorum. Terör yani örgütü elemanı. Terör propagandacısı olarak. Ya bana neler olarak... dedi o. Ben ağzımı açsam burada seni kanalın rütük kapatır yani. Öyle ağzım bozarım da ağzım bozmuyorum. Abdurrahman denen eleman Mahmut Erkan'a eskiden bozuk olabilirsin kardeşim. Sen eskiden uyuşturucu kullanan biri olabilirsin. Ben eskiden sarhoş biri olabilirim. Ama ben tövbe ettiğim anda eski hayatımı sildiğim anda hiç kimse bir şey diyemez. Kimse karışamaz. O Allah ile onun arasında senin ne alakadar eder. Bu diyor Mahmut Erkan diyor çıkmıştı. Neydi bu diyor. Ahutuban'ın diyor eski bilmem nesi diyor. Eskiden diyor televizyonda şaktabanlık yapıyor diyor. Bak. Kim? Abdurrahman diyor. Erkan eleman ya. Diyor. Mahmut Erkan diyor. Eskiden diyor şaklaban diyor. Utanma yok mu sende be? İnsan biraz utanır be. Eskiden şaklabandı. Sen de eskiden mavi karede şaklabanlık yapıyordun. Evet. Kafasına kovboy şapkasını takmış. Lazca fıkra anlatmaya çalışıyor. Yalandan millete eğiliyor. Kendisi şaklaban olmuyor. Adam zaten Mahmut Erkan hepsine tövbe etmiş. Adam sakalını bırakmış. Cübbesini giymiş. Sarını sarmış. Adam hak yolu bulmuş. Tarikat dersini almış. Sohbetten medreseden çıkmıyor. Bu kamera önünden çıkmıyor. Bu doğru. Mahmut Erkan yanlış. Şimdi ben buradan Abdurrahman Uzun'a bir seslenmek istiyorum. Seslen kardeşim. Şu yüzden seslenmek istiyorum. Siz hakkında bu kadar konuştunuz ama Abdurrahman Uzun cevap hakkı var. Yani hiç umurumda değil. İstediği cevap versin. Hüseyin Çevik'in düşünceleri bu şekilde. Eğer kendileri canlı yayına veya normal yayına bize bağlanıp burada yayın yapmak isteyebilir sizle. Cevap verebilir size. Ben ondan yan yana gelmek istemiyorum kardeşim. Ben açık bağlantısı. Hiç umurumda değil. Ben onun yüzünü daha görmek istemiyorum. Onun ne olduğu zaten ortaya çıktı. Niye? Vallahi nefsi hiçbir şeyim yok. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kelimeyi kullan diye bitti olay. Bitti. Hem de bunu ikinci yayında bir daha söyledi. Hadi ilk yayında dersin hani ağzından kaçayım. İkinci bir daha bana video yap. Bana iki tane video yaptı. Hadi ilk videoda dedi ki böyle böyle yaptı. Nereye takıldınız? Ya, hangi cümleye takıldınız? Efendimiz Aleyhisselam bak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyorum ben. O ne diyor? Peygamber diyor haşa böyle sıç. Tövbe, ya edep ediyorum utanıyorum. Ya bu kelime kullanılmaz. Bir Müslüman bunu kullanamaz. Bitti. Yani kendisi de bu kelimeyi kullandığım için tövbe ediyorum desin. O zaman gelsin bak burada. Vallahi de burada. Bak abartmıyorum. Gelsin burada o sohbet yapsın. O zaman yayın yapar mısın? Bak gelsin sohbet yaptırayım ona. Benim huyum bu. Ben az önce sana reddiye isimleri saydım değil mi? Mustafa İslamoğlu bilmem ne. Tövbe etsin burada sohbet yaptırmazsam suratıma tükürün. Ben böyleyim. Ben açık bir insanım. Tövbe etsin gelsin. Hiç sıkıntı yok. Bu kadar basit kardeşim. Ne zamana kadar sosyal medyada olmaya devam edeceksin? Ölene kadar buradan inşallah. Buradan da aptramanızın çıkmasın. Ne evet. Ne zamana kadar? Ölene kadar inşallah. Ölene. Zaten ahdım var, niyetim var inşallah. Ölene kadar. He, ne oldu? Teknoloji ortadan kalkar. Evli misiniz? Elhamdülillah. 3 tane var. Ellerinizden öper. İsimlerini de söyleyeyim. Bunları bilmiyorum. Evet, Hatice, Ayşe, Muhammed. Eyvallah. Elhamdülillah. Belki isimden kurtarırız inşallah. Ya yenge yarın Berkecan isterse? Hayda. O zaman Berke koyarız. Muhammed Berke olur kardeşim. Başka birine de Can koyarsın. Yani. Berkecan gel. İnşallah. Evet. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kanalımıza katıldığınız için. Allah razı olsun. İkinci bölüm olacak. Hadi İkinci bölümü yakında yayınlayacağız inşallah. İnşallah. Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'de bir programımızın daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Selamünaleyküm.